Sevgili izleyiciler, gün ortası devam ediyor. Şimdi öncelikle bir başkente gidelim. Ulusal Kanal Ankara temsilcimiz Eray Çelebi bizlerle birlikte. Eray, gün ortasına hoş geldin. Merhaba Yeşim, hoş bulduk. Kolay gelsin. Gündem yoğun. Ankara'nın gündemi ise oldukça daha fazla diyebiliriz. Şimdi önemli açıklamalar var. Dün yaşanan gelişmeler var. Hepsini değerlendireceğiz ama şimdi son bir sıcak gelişme yaşandı. Öncelikle istiyorsan ondan başlayalım. Bu koronavirüsle mücadele kapsamında yeni ekonomik tedbirler geliyor. Bununla ilgili açıklama yapıldı. Torba yasa sunuldu. Nedir içeriği? Kaç maddeden oluşuyor? Neler söyleyeceksin? Evet. Senin de söylediğim gibi Yeşim, AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş buna dönük bir açıklama yaptı. Biz zaten torba yasanın meclise geleceğini bekliyorduk ve meclis başkanlığına da sunulmuş oldu. Tabii önce komisyona gelecek, sonra genel kurulda ele alınacak. Tabii uzun zamandan bu yana da üzerinde konuşulan ve konuşulması gereken bir teklif aslında. Evet. Şimdi tabii toplamda değerlendirdiğimizde tabii en önemli maddelerden birisi 3 ay yasak gelmesi, işverenin işçi çıkarmalarına 3 ay yasak geliyor. Şimdi bu çok olumlu bir adım ve hatırladığımız kadarıyla da Cumhuriyet tarihinde bir ilk aslında. Tabii bu salgın dönemi, koronavirüs süreci de aslında toplamda Cumhuriyet tarihinin en önemli sorunlarından bir tanesi ve buna dönük de sert tedbirler hükümet tarafından açıklanıyor. Doğru. Bu olumlu ve bununla ilgili biz özellikle sendika, konfederasyon yöneticileriyle de görüşmüştük ve buna dönük de bir haberler yapmıştık. Burada tabii bazı maddelere ilişkin sendika ve konfederasyonların tedirginliği var. Yani onlar da şu, tamam işçi çıkarmanın doğru olduğunu söylüyorlar özellikle 3 ay süreyle ama aynı zamanda tabii ücretsiz izin konusu da işverene böyle bir yetki tanıyor. Tabii yasalarda olmamasına karşın birinci mesele bu. İkinci mesele de bu ücretsiz izinin yaygınlaşması sosyal halk tabii kayıplarına neden olacak. Dolayısıyla bu yönden bir eleştiri alıyor. Mesela geçenlerde Türk İş Başkanı ve aynı zamanda Türk İş Genel Sekreteri ile de özel bir röportaj yaptık Sayın Peru Kavlak'la ve Sayın Kavlak kısa çalışma ödeneğini yaygınlaştıralım önerisinde bulundu. Çünkü evet, sosyal hak kayıplarının kısa çalışma ödeneğinde söz konusu olmadığını ama ücretsiz izin konusunda özellikle çok ciddi sosyal hak kayıplarının olabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla Türk İş'in böyle bir açıklaması oldu. Tabii bu yönde yeni adımlar atılır mı onları göreceğiz. Kısa çalışma ödeneğine dönük tabii başvurular uzun bir süreci kapsıyor. Yani hemen siz kısa çalışma ödeneğine başvurduğunuz zaman bir sonuç vermiyor. Bunun belli bir süresi var. Dolayısıyla buna dönük de tabii bazı adımların atılması lazım. Zira Mehmet Muş bugünkü açıklamasında bu konuya da değindi. Şimdi yalnızca tabii Türk İş değil. Örneğin Hak İş'te de bu konuyla ilgili bir röportaj yaptı. Bugün ana haberimize de o haberi vereceğiz. Çalışma düzeninin bozulmaması konusunda Hak İş'in de uyarılar var. Aynı tonda, aynı üslupla. Önemli bence. Dolayısıyla bu hükümet çevrelerinden de buna dönük bazı uyarılar var. Bununla ilgili de yine komisyonlarda ve genel kurul sürecinde bu süreci takip edeceğiz. Ancak tabii başta da söylediğimiz gibi bu meclis başkanlığı şu anda sunulmuş oldu. Ücretsiz izin konusu ve tabii işçi çıkarmaların yasaklanması en önemli maddesi. Onun dışında da yine bazı maddeler var. O maddeleri de tabii aynı zamanda haberimizde irdeleyeceğiz. Mehmet Muş'un tabii işte yaşlılar ve engellilere yapılan yardımlarla ilgili de 3 ay süreyle gelir testinden istisna tutuyoruz açıklaması oldu. Yani birçok madde var. O maddelere ilişkinde yine haberlerimizde bu konuları işleyeceğiz. Ama bence Türk İş ve Hak İş'in uyarıları çok önemli. Bu uyarıların da dikkate alınması gerekiyor aslında Yeşim. Evet. Evet, Ankara gündemi oldukça yoğun. Şimdi öncelikle baktığımızda Süleyman Soylu'nun istifası gündemdeydi. Sen de biliyorsun, dün de biraz bahsedebildik bu konudan seninle.
Hafta sonu istifa etti, sorumluluk bende dedi sokakta yaşanan kargaşa ile ilgili. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları geldi. Kabine toplantısında hayır dedi, istifa kabul edilmedi. Süleyman Soylu görevinin başında dedi, milletimizin hizmetinde yola devam açıklamasını yaptı. Tabii muhalefet kanadından da açıklamalar geldi. Bu süreçte danışıklı dönüşüklü denildi. Beştepe'nin haberi var denildi. Sevinen oldu, sevilmeyen oldu. Bu istifanın perde arkası nedir? Senden de dinleyelim. Evet, şimdi Yeşim, yani muhalefetten iki farklı görüş var ve bence ikisi de birbiriyle çelişiyor. Yani o da şu, örneğin bazı gazeteler ilk gün bu istifa kararının hemen ardından ve tabii Beştepe'den döndü bu karar. Evet. Ve Soylu daha sonra görevime devam edeceğim dedi. Yola devam kararı almış oldu. Hı hı. Bu bir saray oyunu şeklinde bir manşet atıldı bazı medya organları tarafından. Hı hı. Tabii diğer görüşte şu, doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dile getirdiğini öncelikle söyleyelim diğer görüşe gelmeden önce. Yani Erdoğan'ı kurtarmak için Soylu istifa etti demişti ve bu yönde saray oyunu oynanıyor. İşte bu bir tiyatro, bir sahne var ortada şeklinde bazı iddialarda bulunmuştu muhalefet. Şimdi bir görüş şu, diğer görüş de şu, bugün yine bazı medya organları tarafından o dile getirdi. İşte pelikancılarla Soylu'nun kavgasından dolayı Soylu istifa etti şeklinde. Hı hı. Şimdi bu iki görüş birbiriyle çelişiyor. Yani evet, aynı kurumlar hem buna saray oyunu diyorlar hem de hayır bu bir oyun değil. İşte Albayrak'la, pelikancılarla ciddi tartışmalar var. Hükümet içerisinde, tabii bu görüşe de aslında ben katılmıyorum ama ciddi tartışmalar var. Dolayısıyla hı hı, Soylu istifa etmek durumunda kaldı. Ama daha sonra Erdoğan Soylu'nun arkasında durdu. Soylu doğru, bir kumar oynadı ama daha güçlü çıktı bu süreçten şeklinde bir görüşü var. Şimdi yani ya kumar oyun meselesi doğru ya da yani gerçekten ciddi sorunlar var. Ondan dolayı Soylu istifa etti meselesi doğru. Muhalefete göre yani ikisi arasında bir çelişme var ama bence ikisi de doğru değil. Yani burada Süleyman Soylu da doğrudan açıkladı. Biz özellikle AK Parti çevreleriyle, AK Parti kulislerinden edindiğimiz bilgilere göre de yani burada tabii Soylu neden istifa ediyor sorusu önemli. Yani daha önce çok ciddi baskılarla karşılaştı Süleyman Soylu. İşte kayyum meselesi üzerinden özellikle FETÖ ve PKK çevreleri tarafından hedefe kondu. Hı hı. Aynı zamanda yani her DHKPC'li tartışmasında, HDP tartışmasında öne çıktı. Doğrudan savunduğu tavrı dile getirdiği için bazı CHP'lilerle yine tartışmalar yaşadı. Yani bugüne kadar Soylu'nun bize hep eleştiri aldığını biliyoruz. Peki neden bugün istifa etti? Bu şimdi AK Parti özellikle çevrelerine, kulislerine bu konuyu sorduğumuzda şunu söylüyorlar. Burada esas mesele hükümetten de gelen tepkilerden dolayı. Yani hükümet içinden, AK Parti çevrelerinden de bazı tepkilerin gelmesi üzerine hı hı, Soylu böyle bir tercihte bulundu diyorlar. Evet. Ama bu yansıtıldığı gibi işte doğrudan Pelikan grubuyla Soylu'nun karşı karşıya gelmesi ya da Albayrak'ta ciddi sorunlardan dolayı değil aslında AK Parti kulislerine göre. Bu noktada hükümetten ve aynı zamanda mesela bu sürecin beyin takımı biliyoruz ki bilim kurulu. Bilim doğru, kurulundan da üyelerinden bazılarından da gelen eleştirilerle birlikte bu kararı aldığını söylüyor. Ve hı hı, eleştirileri zaten kabul ettiğinde daha önce açıklamıştı. Cuma günü istifasının hemen ardından cumartesi Hürriyet gazetesinin manşetindeydi bu konu. Hı hı. Dolayısıyla yani burada bu eleştiri lerin gelmesi ve özellikle kendi cephelerinden de bu eleştirilerin gelmesi üzerine böyle bir istifa kararı aldı ama hı hı, daha sonra bu istifa kararı Beştepe'den dönmüş oldu. Evet. Dolayısıyla tabii kulislerde bu konular şu anda konuşuluyor. Çünkü Ankara için de aslında sürpriz bir konuydu. Ve tabii bunun yansımaları da var. Yani HDP PKK'nın sevinci başka bir mesele. Yine CHP ve İYİ Parti ve meclisteki partilerden gelen açıklamalar başka bir mesele. Bir de kulislerde konuşulan konu bu bir tiyatro mu, oyun mu ya da Albayrak'ta ciddi tartışmaların sonucu mu? Bu ikisinin de olmadığını söyleyenler
AK Parti kulislerinde var ve burada bilim kurulu ve hükümetten gelen eleştiriler sonrasında Soylu böyle bir istifa kararı almak durumunda kaldı. Ama Beştepe'den döndü, şimdi görevine eskisi gibi devam edecek diyenler de var. Tabii yani şimdi sorumluluk bende deyip istifa açıklamasının gelinmesine pek de alışkın değiliz. Siyaset cephesinde aslında önemli bir açıklamaydı. İncelediğimiz zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla mücadele ile ilgili atılacak adımlara da değindi ve aslında yine önemli bir açıklama yaptı. Görünen şu ki Nisan ayı içerisinde hafta sonlarında anladığımız kadarıyla yine sokağa çıkma yasağı uygulanacak, ama bunu önceden belirlemiş oldu, önceden söylemiş oldu, uyardı. Ve IMF ile ilgili yine açıklama yaptı, önemli açıklama yaptı. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksin? Çok önemli gelişmeler vardı. Evet, yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamaları önemliydi. Birincisi sokağa çıkma yasağı konusunda. Henüz çok sıcak bir tartışma konusuydu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasıyla sonuçlanmıştı. Evet. Ve hemen ardından tabii Beştepe'den dönmesi, aslında sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, sorumluluk kime ait olacak tartışmalarına da yol açtı. Ama tabii Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok net bir şekilde önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma yasağının ilan edileceğini söyledi. Şimdi Yeşim, şu konuyu da bence sokağa çıkma yasağına girmişken söylemek lazım. Yani burada tabii bir siyasi sorumluluk var. O da İçişleri Bakanlığı'nda. Yani sokağa çıkma yasağı kararını İçişleri Bakanlığı almadı. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bunu doğrudan Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı ve Cumhurbaşkanı kabinesinde kararlaştırılan bir karardan bahsediyoruz. Bu sürecin yönetimi İçişleri Bakanlığı'ndaydı. Tabii evet, bu süreçte işte yani işte saat 10 sularında yapılan bir açıklama vardı. Yani ilk haberlerde de onu yine değerli izleyicilerimizin ekranlarına yansıttık. O da şuydu: evet, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek, ama bir saat sonra daha ayrıntılı bir açıklama yapıldığı için o bir saat sürecinde bazı vatandaşlarımızın refleksleri oldu. İşte evet, fırın önlerinde bekleme gibi. Şimdi ve yine bakkallarda ve bazı lokantalarda bekleme gibi, onların önlerinde kuyruk oluşturma gibi. Şimdi bu reflekslerle ilgili faturanın doğrudan İçişleri Bakanlığı'na çıkarılmasını da ben doğru bulmuyorum. Yani burada bazı yanlış refleksler de olabilir. Bu, yani burada bir parantezi ben bir kapatmış olayım ve tekrar Erdoğan'ın açıklamasına dönersek, sokağa çıkma yasağı evet olacak. Bir hafta öncesinden yapılan bir açıklama. Yani bununla ilgili çok farklı Avrupa ülkelerinde de pratikler olduğunu biliyoruz. Yani mesela doğrudan İtalya örneğinde incelersek, önce bir hafta önce söylediler. Yığılma bir yaşandı, hafta boyunca uzun kuyruklar market doğru önlerinde gözlemlediler. Sonra bu süreyi iki güne indirdiler. Evet, sonra bu süreyi iki güne indirdiler ve sonra da bir gün öncesinden açıklama gereği duydular. Şimdi evet, bu pratikler var. Dolayısıyla bu kararla ilgili de aslında sorumlu medya yayıncılığı gereği uyarmak gerekiyor. Yani şimdiden cumartesi ve pazar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği için fırınlarda ya da marketlerde büyük kuyruklara hiç gerek yok. Zaten fırınlar açık, belli işte marketler açık durumda oluyor sokağa çıkma yasağı ilan edildiğinde de. Dolayısıyla burada tabii bazı bölgelerde kuyruklar da oluşabilir, ama o kuyruklarda da sosyal izolasyona önem verilmesi gerektiğine dair Erdoğan'ın da vurguları vardı. Dolayısıyla biz de o vurguları aktarmış olalım sokağa çıkma yasağına ilişkin. Tabii maske konusu da önemli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün yine değindi. 30 milyon kişiye maske verdik dedi. Evet. Tabii şimdi yeni düzenleme ile birlikte eczanelerden vatandaşlarımız alabiliyor. Ve bununla ilgili maske konusunda tabii bazı sorunlar da yaşanmıyor değil. Bu sorunlara dönük de Erdoğan'ın verdiği bence bir mesaj vardı. Bazı sorunlar olabilir, ama biz burada bu sorunların da üstesinden geleceğiz dedi. Evet. Tabii şu anda telefon hattı üzerine olmayan, kayıtlı olmayan vatandaşlara mesaj gitmeyebiliyor. Bu durumda vatandaşlar ne yapacak sorusu önemli. Biz de Sağlık Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bir bilgi var. Onu da şimdi yayında aktarmış olayım Yeşim.
bugün ana haberde de haberini yapıyoruz. Lütfen. Sağlık Bakanlığı kaynakları şunu söylüyor. Telefonunuza mesaj gelmiyorsa, yani hattınız üzerinize kayıtlı değilse eczaneye gidebilirsiniz. Hı-hı. Eczanede telefon numaranız ve kimlik numaranızı beyan ettiğiniz takdirde size yine eczane tarafından bir kod gönderilecektir ve o kodla birlikte yine maskenizi alabilirsiniz diyorlar. Önemli Sağlık bir açıklama. Sağlık Bakanlığı kaynakları. Dolayısıyla maske konusunda bunu da söylemiş olalım. Yani bu konuda adımlar atılıyor ama belki bazen diyalog eksikliği söz konusu olabiliyor. Bu konuda da bu diyalog eksikliğinin giderilmesi konusunda da bakanlık an be an aslında bu konularda bir bilgilendirme yapıyor. Tabii Erdoğan'ın maske dışında bence yani gazete konusunda, gazeteciler konusunda tırnak içinde verdiği mesajlar da bence önemli. Yani Erdoğan medya virüslerinden bahsediyor Yeşim. Evet, önemli şimdi bir açıklamaydı yine bu. Medya virüsü kim sorusu da gündemde. Ankara'da bu konuda konuşuluyor. Acaba şimdi şu soruyu soranlar da var. Bazı muhalifler tarafından bu gündeme getiriliyor. Acaba bir operasyon mu gelecek şeklinde. Yani şimdi buna dönük tabii doğrudan bir yorum yapmak bence doğru değil ama medya virüslerinin olduğunu da biliyoruz Yeşim. Yani bu konuyu da açık açık ekranlardan konuşacağız. Evet, bir yani panik virüsü vardı. Şimdi bir medya virüsü de gündeme geldi. Şimdi Halk TV'nin yeni transfer ettiği isimler. Şimdi bu isimleri Halk TV belki CHP tabanı irdelemiyor ama biz irdelemek durumundayız. Çünkü bu isimler zamanında kumpasları savundular. Vatanseverlere dönük yapılan kumpasları savundular. Doğrudan Türk ordusunu hedefe koyan kumpasları savundular. Evet. Ve FETÖ'yle bırakın mücadele falan doğrudan FETÖ kumpaslarını dile getiren o dönemde örneğin gazetelerden birisi Taraf Gazetesi'ydi. O Taraf Gazetesi için işte Türkiye'nin yüz akı gibi bazı işte ifadeler, Türkiye'nin vicdanı düzelteyim. Türkiye'nin vicdanı diyen isim Levent Gültekin. O ismi ne yapıyor? Şu anda Halk TV program yaptıracak. Program sunacaklar. Şirin Payzın'la birlikte. Şirin Payzın da bilinen bir isim. Yani liberal karakteriyle ön plana çıkan ve Şirin Payzın'la birlikte bir program sunuyorlar. Şimdi FETÖ'yle, PKK'yla mücadeleyi falan bir kenara koyalım. Doğrudan bu terör örgütlerinin nişan al dediği yere ateş eden isimler şu anda bazı medya organlarında boy gösteriyorlar. Dolayısıyla işte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tabii hangi kurumları kastediyor bunu bilmiyoruz ama Türkiye'de de medya virüsleri var. Bunu da konuşacağız ekranlarda. Dolayısıyla şimdi mesela şöyle Ankara'da gazeteciler arasında konuşulan bir konu da var. Acaba Halk TV taraflaşıyor mu diye. Şimdi bu konu da önemli. Yani terör saldırısının olduğu gün siz HDP'nin eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşini, Başak Demirtaş'ı yayına alıyorsunuz. Biz bültenimizde yer vermiştik. Yani şimdi bu bence bilinçli yapılan bir şey. Siz işte belediye yardım tartışmalarının yapıldığı bir dönemde merkezi hükümet, yerel hükümet diye bir KJ atıyorsunuz. Yani bunlar öyle basit yapılan hatalardan ibaret değil. Eğer basit yapılan hatalar olsaydı siz o KJ'yi yanlış atardınız ama daha sonra Levent Gültekin'e, Şirin Payzın'a program sundurmazdınız. Yani bu bilinçli yapılan burada bir tavır var, bir çizgi var. Şimdi bu çizgiyi, bu tavrı da bizim eleştirmemiz lazım ve uyarmamız lazım. Biz de bu görevi yerine getiriyoruz. Konu bu. Erdoğan'ın açıklamalarından bağımsız söylüyorum Yeşim bunu. Yani Erdoğan doğrudan kimi kastetti falan bu ayrı bir şekilde tartışılabilir. Ayrı bir konu bu. Ama bu da bir gerçek. Bunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla ben Erdoğan'ın verdiği mesajları da bu anlamda önemli buluyorum. Konuşulması gereken bir konu aslında. Tabii aynı zamanda özel bankalar ve IMF dayatmalarına ilişkinde Erdoğan dün yaptığı açıklamalarda mesajları vardı. IMF dayatmalarını kabul etmeyeceğiz dedi. Türkiye'de bir tabii kaynak tartışması var ve bu kapsamda yine birçok medya organı tarafından IMF konusu özellikle gündeme getiriliyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın verdiği mesajlar, IMF konusuna verdiği mesaj bu anlamda önemliydi. Yine tabii özel bankalar konusu. Şimdi TOB Başkanı Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Özel bankalar ipe un seriyor demişti. Erdoğan da
dün verdiği mesaj bu açıdan önemli. Özel bankaları eleştirmişti. Tabii bu konuda adımlar atılacak mı? Özel bankalar bu kredi konusunda, esnafa özellikle verilecek kredi konusunda bazı esnek kararlar alabilecek mi? Onları da tabii izliyoruz, takip ediyoruz. Erdoğan verdiği mesajları bu şekilde toparlayabiliriz. Evet, çok vaktimiz kalmadı. Çok kısa bir zamanımız var. İdlib'deki son durumu da alalım mı senden? Diğer konumuz çünkü hattımızda bekliyor. İdlib korona dinlemiyor çünkü. Kısaca açıklar mısın? Çok İdlib'de ciddi sorunlar devam ediyor. Şimdi evet. 5 Mart'ta bir mutabakat yapıldı. 6 Mart'tan itibaren ateşkes ilan edilecekti. Ateşkes tabii ilk aşamada ilan edildi ama bunu kalıcı ateşkese çevirmeye dönük bazı çabalar vardı. Doğrudan Ankara ve Moskova bu konuda istişarelerde bulundu ama kalıcı ateşkes sağlanamadı. Güvenli koridor oluşturulacaktı. Hem M4 karayolunun 6 kilometre kuzeyinde ve 6 kilometre güneyinde olmak üzere bu güvenli koridor da oluşturulamadı. Devriye hatları yapılacaktı. Planlanan devriye hatlarından daha kısa güzergahlarda devriyeler yapılmak zorunda kaldı Yeşim. Dolayısıyla aslında 5 Mart mutabakatı işlemiyor. Burada takvimde bazı sorunlar var. En önemli sorun bu. Bu takvime engel olan örgüt kim? Yine HTŞ, yine El-Kaide'ye bağlı terör örgütleri. İşte onlardan birisi de Hurasel Din. Şimdi bu Hurasel Din geçen aylarda 2 askerimizi şehit verdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı Mart ayının ortalarında yaptığı açıklamada dedi ki radikal örgütlerin saldırıları sonucu şehidimizi verdik açıklamasını yaptı. Bunu doğrudan Ankara söylüyor. Dolayısıyla bu radikal örgütler kim? HTŞ, Hurasettin ve bazı El-Kaide'ye bağlı terör örgütleri. Şimdi bu terör örgütlerine karşı 2019 Eylül'den beri konuşulan konuşuydu. İmha mı, ikna mı? Biz bunu konuyu nasıl çözeceğiz şeklinde sinir merkezleri bu konuyu tartıştı. Evet. İkna konusu denendi. HTŞ'ye ÖSO'ya katma çabaları vardı. Bunlar sonuç vermedi. İmha konusunda, göç konusunda bazı endişeler dile getirildi. Ama bu süreci Şam'la planlama konusu, yani özellikle Moskova ile planlama konusu da şu anda bence Ankara'nın önündeki konulardan birisi. Yine konulardan geçen ay biri. Rusya'nın yaptığı önemli bir açıklama vardı Yeşim. O açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Ankara bu devriyelerin önüne geçmeye çalışan radikal gruplara karşı bu radikal grupları etkisiz hale getirmesi konusunda taahhüt verdi demişti Rusya. Tabii bu yönde bu teröristleri etkisiz hale getirmeye dönük hangi adımlar atılacak? Bu süreci de izliyoruz ama şunu söylemek lazım. Kaçırmamamız yani bu gerekiyor. Bu konuda ikna çabaları yeterli olmuyor. İmha konusunda da farklı görüş ayrılıkları varsa süreci Moskova ile planlayıp HTŞ'nin ve yine El-Kaide unsurlarının etkisiz hale getirmesi konusu şu anda İdlib'de bence önümüzdeki dönemde çok konuşulacak bir konu olacak. Peki. Eray Çelebi çok teşekkür ediyoruz. Gün ortasına katıldığın için önemli açıklamalar yaptın, detaylar verdin bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Diğer konu